Örgü İlişlerim kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere puf çiçek, yapraklı puf çiçek nasıl yapılır? Lif çiçeği nasıl yapılır? Onun anlatımını yapacağım. Çiçeğim bu şekilde, gördüğünüz gibi gayet güzel bir çiçek. Ve ben hemen iplerimi kenara koyarak yapılışına geçiyorum. Hanımlar, başlangıç olarak ipimi parmağıma doladım. Buradan ipimi bükerek bir tane zincirimi yaptım. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 tane zincirimi yaptım. Şuraya batarak iki zincirimin ucunu birleştirelim hanımlar. Biraz tığım ucu kalın olduğu için batamadım. 1, 2, 3 tane zincir ipimi başına doladım. Halkamın içine batarak tek seferde çıkarıyorum. 1, 2 tane zincir başına doladım. Halkanın içine batarak tek seferde çıkardım. Aynı şekilde 6 tane yuva olana kadar devam edelim. Yuva yaptık. Bir tane, iki tane zincirimi yaptım. İlk yuvama kayıyorum. 6 tane yuvamız oluşmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir yuvanın içine batıyorum. Bu şekilde dolgulu bir tane fıstık yapıyoruz. 7'li olabilir dolgulu hanımlar. 8'li olabilir. Bu şekilde çıkardım. Fıstığımı kapattım. 4 tane zincir şuraya batıyorum. Bakın fıstığımı ters çevirdim. 1, 2 tane zincir yaptım. Fıstığımı düz çeviriyorum. Hemen yanındaki yuvaya geçerek sabitliyorum. Tekrar 4 tane zincir bu yuvanın içine batıyorum. Burada yine bir tane fıstık dolgusu yapalım. Fıstığımı yaptım, kapattım bu şekilde. Tekrar 4 tane zincir çiçeğimi çeviriyorum. Buraya yaptığım 2 zincirimi batarak burada da birleştirdim. Tekrar 1, 2 zincir yaptım, düzeltiyorum. Hemen yan yuvaya geçerek buraya da bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Tekrar 4 zincir, bir fıstık dolgusu. Fıstığımı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ters çeviriyorum. Aynı şekilde şuraya batarak kapattım. 1, 2 zincir yaptım. Çiçeğimi düzeltiyorum. Hemen şuradaki yuvanın içine batarak kaydım. Aynı şekilde yapalım hanımlar. Bakın arkada da küçük yuvalar oluşuyor. Çiçeğimizi, fıstıklarımızı 6'ya tamamlayıp gelelim. Hanımlar 6 tane zincirimi pardon 6 tane fıstık dolgumu yaptım. Şimdi 4 tane yine zincirimi çektim. Şuraya kayıyorum. Bakın buraya yaptım. Yine 1, 2 zincir şuraya. Bakın şuraya atarak ipimi koparıyorum burada. Bu şekilde ipimi kopardım. Fıstığımın ön tarafı, pardon motifimin ön tarafı ve arka tarafı. Burada 6 tane yuvamız oluşmuş oldu. Şimdi yeşil ipimizi alalım. Yeşil ipimi aldım hanımlar. Bakın şu arka tarafına, şuradaki yuvaların içine herhangi bir tanesini battım. 1, 2 tane zincir yaptım. Aynı yuvanın içine 1, 2. İkili trabzan yaptım. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2 tane zincirimi yaptım. Çeviriyorum başına dolayıp. 1, 2, 3. Bu şekilde tekrar 1, 2 tane zincir
çeviriyorum. Bir. Tekrar şuraya batıyorum. İki. Üç tane trabzanımı yaptım. Şimdi zincir 1, 2, 3 tane zincir yapıyoruz. Bu şekilde aşağıya iniyoruz. 1, 2, 1, 2, 3. Şuraya batıyorum. Bir tane yaprağımızı bitirmiş olduk hanımlar. Gördüğünüz gibi burada bakın 1, 1 tane daha yuva atlıyorum. Bakın bir tane atladım. İkinci yuvanın içine bir tane daha fıstığımızı şuraya, bir tane daha yaprağımızı yapalım. Buraya yine aynı şekilde 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 2 zincir buraya, 1 2 3 tane trabzan, yine 1 2 zincir ters çeviriyorum şuraya, 1 2 3 tane trabzan yaptım, 1 2 3 zincir yaparak her bir kattan iniş yapıyorum. Tekrar 3 zincir iniyorum. Bu şekilde hanımlar bu yaprağımızı da yapmış olduk. Şimdi bir tane yaprağımız kaldı. Onu da bu şekilde kayarak hemen yaprağımızın yapacağımız yuvaya gelelim. Şuraya bir tane daha yapalım. Arkasını siz denkleştirin hanımlar. Şuraya da bir tane aynı şekilde yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde 3 tane yaprağımı yaptım. Arka tarafı da bu şekilde. Şimdi içini yapalım. Onu da hemen beraber 2 dakikada yapalım. Bu şekilde ipimi uzun bıraktım. Şuradan tam ortadan tığımı aldım. Bakın buraya bir tane zincir yaptım. İpimi uzattım. Yaptığım zincirin içine batarak bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Bu şekilde fıstık dolgusu yaptım. Kapatıyorum. İpimi buradan kopardım. Gördüğünüz gibi ipimi kopardım. Şimdi burayı tutuyorum. Fıstığımı tam ortasına yerleştiriyorum. Bakın fıstığımın dibinden, bakın şuradan battım, çıkardım. Buradaki ipimi alarak altından çıkartıyorum. Bu şekilde tam karşısından tekrar batıyorum. Bu taraftakini alıp çıkartıyorum. Çıkardım. Burada iplerimi çekiyorum. İki tarafını da dömlüyorum bu şekilde. İplerimizi koparmadan istediğimiz yere sabitleyelim. Çok amaçlı kullanabilirsiniz. Hem patik süslerinde hem de lif süslerinde kullanabileceğiniz çok güzel motifler. Motifim bu şekilde oldu, bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Örgü Geliştirim kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.